Çankaya Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Metin Meral yanımızda. Metin Hocam, nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı Türkiye Spor Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hocam, 3 maçtır takımın başındasınız ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyetiniz var ve yükselen bir Çankaya FK form grafiği var. Genel olarak ligdeki konumunuz ve playoff şansınızı nasıl değerlendirirsiniz? Normalde biz sezona zaten hedefi olan bir takım olarak başladık. Başkanımız da bizler de asla hedefsiz insanlar olmadık hayatımızda. Bu doğrultuda da ona göre bir takım yaptık ama zaman zaman şanssızlıkla talihsizlikleri yaşadık. Çok rahat kazanabileceğimiz maçlarda berabere kaldık. Mesela geçen haftaki maçlar bunlardan biri. Oyuna çok şanssız başladık. 1-0 geri düştük. Daha sonra takım da oyunu doğru oynadı. İyi şeyler de yaptı ama şimdiye kadar bizim takımımız hiç bu kadar ceza sahasına girmemiş olmasına rağmen bir türlü orada üretemedik. Bunun da sıkıntısını yaşadık. Mağlup olduk. Yani şunu da söyleyeyim. Bizim hedefimiz her zaman var. Bu playoff'tan ziyade yakalayacağımız 2-3 maçlık bir seneyle beraber direkt birinci olarak çıkabiliriz bu takımı. Bu hafta da hocam profesyonel liglerin en çok berabere kalan takımı bir yeni evet. Ordu Spor maçı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ordu Spor takımını biliyoruz. 9 tane maçı 0-0, bir tane maçı da 1-1 sona ermiş. 10 beraberlikli bir takım. Şöyle düşünüyoruz tabii ki takım savunmasını demek ki iyi yapıyorlar. Yani yemediğine göre 9 maç. Biz de hem önlemlerimizi ona göre aldık, hem de çalışmalarımızı ona göre yaptık. Çocuklarımıza bunu anlattık, söyledik. Umarım istediğimiz doğrultuda oyunu da oynayacaklar, doğru oynayacaklar. İstediğimiz sonucu alıp gelebileceğimize inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çankaya Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Cemre Atmaca yanımızda. Cemre hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor, havalar güzel. Soğuğu daha erken bekliyorduk ama havalar da güzel, çalışmalarımız da iyi gidiyor. Son hafta bir Sultanbeyli'ye karşı 2-0 alınan bir mağlubiyet var. Ama genel giden 19 puanda Çankaya Futbol Kulübü güzel gidiyor ligde. Hedefler nelerdir? Ya tabii ki yeni bir takımız. Yani hedeflerimiz illaki hedefsiz. Ne oyuncu kapasitesine sahibiz, ne yönetime sahibiz, ne başkana sahibiz, ne hocalara sahibiz. Tabii ki hedefimiz var ama yeni bir takım olmamıza rağmen bulunduğumuz konum itibarinden en kötü playoff oynamayı düşünüyoruz. Bu haftada bir Yeni Ordu maçı var. Onlar da kötü gidiyor ligde. Kötü gidiyorlar ama sonuçta bir 10 tane beraberlikleri var. Mağlubiyet yani kolay mağlup olan da bir takım değiller. Zor bir maç olacak. Ama inşallah geçen haftaki kaybımızı Ordu Spor'la beraber telafi edip tekrar kendimizi playoff kutasına sokmak istiyoruz. Çankaya Futbol Kulübü'nün başarılı sağ beki Salih yanımızda. Gole dönük bir futbolcusun ve Artvinopa maçında da golün vardı. Evet, valla şans da biraz yardım etti Artvin maçı. Zorlu bir maçtı. Takımın ilk golünü attım çok şükür. Böyle bir fırsat gelmişti. Yani bir vuruş yaptım, güzel de bir vuruş oldu. Güzel bir gol oldu kaleye bulutup. Takımımızın ilk golünü attım. Güzel de bir galibiyet aldık Artvin maçında. 3-0'lık net bir skor. Ve mutluyum. Takımıma katkı sağladım. Çankaya genel olarak bu sene gayet iyi gidiyor. 19 puanda ama son maçta bir Sultanbeyli'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet var. Ve bu hafta oynanacak bir Yeni Ordu maçı var. Yeni Ordu'da çok berabere kalan bir takım. Bu iki maçı nasıl yorumlarsın? Şöyle takımımız bence hala daha istediğimiz seviye değiliz. Hani oyun olarak söylemiyorum. Hani ligdeki sıralamamız olarak daha yukarılarda hedefliyoruz kendimizi. Hani şampiyonluk istiyoruz. Bir iş kazasıydı diyelim. Geçen hafta 2-0'lık yenilgi iç sahamızda. İçeride puan kaybetmememiz lazım. Bizim hedefimiz zaten içerideki maçlarımızın hepsinden 3 puanla ayrılarak dışarıdakilerden de mağlup dönmek istemiyoruz. Kazanabileceğimiz maçları kazanmak istiyoruz. Şimdi Ordu'ya gideceğiz pazar günü. Ordu dediğiniz gibi sürekli berabere kalan bir takım ama biz yine tempolu bir takımlar ondan sonra. Biz de onların temposuna ayak uydurmamız lazım. Golü erken bulup artık hani onların o beraberlik serisine bir son vermemiz lazım. Bizim de içeride kaybettik. Dışarıda mutlaka kazanmamız lazım. Sonra içeride Serik'le oynayacağız. Bizim üstümüzdeki bir takım. Serik de iyi gidiyor ligde. Evet, onlar da iyi gidiyor. Bizim rakibimiz şampiyonluk yolunda.
Ordu maçını geçerek Serik maçına daha moralli çıkmamız lazım. Bizim bundan sonraki kalan 4 maça da ihtiyacımız var şampiyonluk için. Peki Ankara 2. lige bir takım daha kazandırabilir mi? Biz bu hedefle yola çıktık. Bundan da hiç şüphemiz yok. Bize inananlar, güvenenler sağ olsun. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah'ımdan bir sakatlık, kaza, bela süreci bir şey olmadığı sürece inşallah bir sezon sonu istediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Evet, yanımızda Çankaya Futbol Kulübü'nün santraforu Talha Reşat Bulut var. Kendisinin bir Trabzon geçmişi de var. Genel olarak kariyerinden biraz bahsedelim Talha. 4 sene Osman altyapısında oynadım. Sonra Trabzonspor'a geçiş yaptım. Trabzonspor'da 5 yıl oynadıktan sonra A takıma yükseldim. Şu an Çankaya FK'da kiralık bulunuyor. Oyuna sonradan girip attığın sürpriz goller var ve iyi bir sezon geçiriyorsun. Çankaya Futbol Kulübü de iyi bir sezon geçiriyor. Sadece son maçta bir yol kazası oldu. Genel olarak ligdeki konumunuz ve kendi bakımından bir değerlendirme. Playoff potasına çok yaklaştık. Son maç hariç çok iyi ilerledik. 7 maç normal üstlerimiz vardı. Şu an önümüzde 4 maç var. Yeni Ordu maçıyla birlikte. 4 maçlık seriyi alıp playoff'un içinde ilk devreyi tamamlamak istiyoruz. Kendi açımdan takımıma verebildiğim kadar katkıyı vermeye devam edeceğim. Hocamız görev verirse oynarım. İlk 11'de de süre alırım. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız yani, inanıyorum. Benim adıma da iyi bir sezon geçiyor şu an. Evet. Bir de sana stadyumu sormak istiyorum. Austin Stadı'nda oynuyorsunuz ve zemin gerçekten futbola pek elverişli değil. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Şimdi ilk başta aslında fena değildi ama kışa doğru ilerleyince zemin gerçekten çok bozulmaya başladı. Soğuk alıyor, çok sert. Yani orada elverişli olmuyor futbola yani. Orada oynayamıyoruz şu an. Güzel. İki takım için de öyle, rakip takımlar için de öyle. Çok takım oynuyor üstünde. 3-5 maç oluyor. Yeni bir stat yapılırsa güzel olur bizim için. Evet. Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Mesut Ataseven'le beraberiz. Evet Mesut Bey, Çankaya Futbol Kulübü bayağı kendi grubunda iddialı bir ekip ve 19 puanda bulunuyor. Bir yol kazası yaşadı Sultanbeyli'ye karşı ve bu hafta Yeni Ordu maçı var. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi altyapıdan sorumluyum aslan. Sezon başında iyi bir başkan, iyi bir yönetim kurdu, iyi bir kadro kurdu. Ama futbolda başarı için bir takım denklemlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Sadece iyi futbol oynamak, sadece iyi bir yönetim, sadece iyi saha koşulları bunu çözmüyor. Dolayısıyla ciddi analiz tesis sorunumuz var. Hala maalesef çözemedik. Hala devam ediyoruz. İşte adımız Çankaya FK ama Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Spor Yetkilerine teşekkür ediyoruz. Hala onların tesislerimizi yapmış. Şu anda röportajı gerçekleştirecek onlar aldı. Orayı kullanıyoruz. 3'e 4'e bölünmüş bir durumda. Maalesef. Maçlarımızı Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait Austin Stadyumu'na oynuyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bir etken. Ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz altyapıda? Okul taramalarımız başladı. Okulların açılmasıyla birlikte. Altyapıdan sorumlu arkadaşlarımız okulları ve futbolcuları tarıyorlar. Sporcuları tarıyorlar. Yani şu anda işte yan tarafta yine U19 maçımız oynanıyor. Hedef düzgün bir Çankaya, düzgün bir spor, düzgün, başarılı bir ekip kurmak.